genel izleyici için uygundur. Sarap Soysal'la Ramazan sofrasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugünkü konuğum özellikle gastronomi okumak isteyen gençlere, şef olmak isteyen çocuklarımıza örnek teşkil edebilecek şahane bir şef. İşine tutkuyla bağlı, çok çalışkan, 34 yaşında iki restoranı idare edebilen birisi. Ben onu çok seviyorum, çok takdir ediyorum ve sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hoş geldin Emircan Canatar. Çok tatlı. Ben diyorum ki ama diyorum şeflerime hep öyle söylüyorum. Siz diyorum benim büyük oğlumdan daha da küçüksünüz. Onları hep söylediğim gibi evladım gibi görüyorum. Sizlere de anlatmak ve göstermek istiyorum. Yeni nesil şefler diyoruz biz onlara. Şimdi efendim bugün biz Emircan şefimle birlikte bir Bursa'nın süt helvasını yapacağız. Evet. Sonra o çok güzel içli köfte yapıyor. Sosu da çok güzel. İlla dedim ki bu içli köfteyi gel bir programda da bize yap dedim. Bugün içli köfte yapacak. Ben de size tembel işimin içli köfte yapacağım. Daha doğrusu içli köfte poğaçası gibi bir şeyler yapacağım yani. Ondan sonra da çok güzel bir çorba. Bugün zaten dedesinin tarifleri ve de Çerkez olan babaanne tarafının tariflerini de kullanacağız. Böyle bir menümüz var. Nasılsın, iyisin? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok iyisiniz? Teşekkürler. İşler evet. Yoğun. Ramazan'dayız tabii evet. Ki. Sen de oruç tutuyorsun zaten. Evet. Bütün gün ayakta koştur. Ne zor bir iş yapıyorsunuz değil mi? Zor. 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 Ama seviyoruz ama bu işi. Ama seviyoruz evet. Bak ben öyle diyorum, bana bakın diyorum, zor işler bu işler ama ben de çok severek yapıyorum ve hala devam ettiriyoruz. Şimdi gel hemen bir süt helvası. Efendim ilk yemeğimiz böyle bir helva olsun. Sonra bolluk ve bereket dileyelim. Sonra bu bereket içinde de iftarı bekleyelim, öyle istedik. O yüzden süt helvasıyla başlayalım. Şimdi ilk önce şu tereyağım var. Burada şey kavuracaksın değil mi? Unu tereyağı ve unu. Ha. Ben İlk senin hemen tereyağını koyuyorum. Bu süt helvası Bursa'nın da değil mi? Bursalılar. Bursa normalde hani Osmanlı saray mutfaklarından günümüze gelen bir tatlı. Tabii son yıllarda unutulmuş bir tatlı bu. Ama Bursa'da halen daha yaşatılan bir tatlı. Bizler de bu tatlıyı devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü gençler hani ben dikkat ettim bizim çocuklara. Ben helvayı çok seviyorum. Un helvası. Onlar böyle filan diyorlar. Farklı tatları meraklı ama süt helvası deyince üstü yanık yanık bayılıyorlar ona. Efendim Bursa'nın ünlü süt helvasını yapıyoruz. Şefim sizi buraya alalım. Buyurunuz efendim. Şimdi bu helva yapıyoruz aslında yani. Evet. Şimdi unumuz var. Yağımız eridi. Efendim bir bismillahirrahmanirrahim diyerek bir un helvası kavurarak başlayalım değil mi? Evet. Kızlar çok gülüyorlar bana böyle bazen. Diyorum ki evladım siz de un helvası bu tür şeyleri yaparken bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz diyorum ben de onlara. Annem hep böyle yapardı. Ölmüşlerimizin canına gitsin derdi. Ne güzel helva kavururduk hep birlikte. Şimdi unumuzu koyduk ha. Onu söylemek istiyorum size. Efendim ben de süt helvasını ara sıra yapıyorum. Ben bazen unun yanı sıra çok yakıştırdım. Hindistan cevizi unu. Ama herhalde muhtemelen ben bunu bir gün baktım malzemelerde eksiktim. Unum oldum evde. Ondan sonra efendim ben çok yakıştırıyorum. Helvalarınıza da katabilirsiniz. Hindistan cevizi unu bir kaşık iki kaşık da koyabilirsiniz. Ben de çok yakışacağını düşünüyorum şu an. Değil mi? Gerçekten evet. Şimdi biz ne yaptık bir de ikinci bir görmüş olduğunuz gibi tencerede bir litre sütümüzü koyduk. Şimdi süte şeker de ekleyeceğim mi? Süte şekerimizi ekleyip birazcık eriteceğiz. Pekala eritelim. Bu helvanın bir özelliği var. Biz hani kavururuz sonra sütlü şerbetini koyarız ya da sulu şerbetini. Bu helvanın özelliği kavururken azar azar sütlü şekerini ilave ederek yedire yedire kavurmaya devam ediyorsunuz. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim. Vanilyayı ne zaman katacağız? Vanilyayı en son katalım diyorum. Tamam. Çünkü o aromasını kaybetmesin diye. Okey.
O şekilde yapalım. Tamam. Şefimiz öyle diyor. Onlar püf noktalarını o kadar iyi biliyorlar ki biz geleneksel usulde yapıyoruz. Ama onlar yeni nesil. Ben olsam vanilyayı katardım. Yo diyoruz. Sahrap Hanım en sonunda katacağız diyor. Pekala. Sizdeki bilgiler bizde yok. Estağfurullah. Biz ne tatlısınız. Ben Anadolu mutfağını tutkunuyum ben de. Biliyoruz çok da. Bizim çok da yeni nesil şeflerine çok saygı duyduğu bir şefsiniz bu arada. Aa ne tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Hem geleneksel olarak hem enerjiniz hem el lezzetiniz zaten çok tatlı. Hepimizin sevdiği bir şef. Ne evet. Tatlısınız. Efendim ben onu söylüyorum şeflere. 25 yıl oldu bu işe başlayalı. Televizyonda ilk yemek pişirenler. Ben biriyim hep söylüyorum bunu. Onlar küçücüktüler. Zaman zaman tanıştık. Sonra büyüdüler. Şef oldular. Yurt dışına gittiler. Sen de zaten yurt dışına gittin. Ben yurt dışına gittim. Ben normalde İngilizce işletme okudum. Benim tabii dede mesleği bu normalde. Dedem eski İstanbul'un eski lokantacılarından Balmumcu'da. Evet. Tabii dededen de küçüklükten beri göre göre bir hevesat başladı. Evet. Ardından benim normalde İngilizce işletme okudum. Yüksek lisans da işletme. Sonra 2015'te profesyonel bir aşçılık eğitimi aldım İstanbul'da. Evet. Ardından bir Londra'ya gittim. Orada biraz eğitimlerime devam ettim. Kendimi harika. Geliştirdim. Sonra İstanbul'a geldiğimde bayağı bir 81 ilin birçok bölgesini gezdim. Yedim içtim. Bir 15 kilo aldım. damağımızı geliştirmek için birazcık. Tabii hani, öğrenmek için. Gurme kültürümüz artsın diye. Çünkü ben her zaman söylüyorum. İyi bir şef olmadan önce iyi bir yemeği iyi bilmek gerekiyor. Yemek yiyici olabilmek evet. De lazım. Tadıcı. Kesinlikle. Evet, o öyle bir yönünüz olacak. Yani, yemeden hiçbir şeyi anlayamazsınız zaten. Kesinlikle. Damak ne kadar kuvvetli olursa, ne kadar güzel yemekler yersen o kadar iyi öğrenirsin, yemek de yaparsın. Evet. Harikasın. Biz de zaten yeni nesil şeflere öyle diyoruz. Siz gelin anlatın ki. Şimdi çok moda çünkü şef olmak istiyorlar, gastronomi okumak istiyor çocuklar. Ama bu işin çok meşakkatli olduğunu da gösterelim dedik çok değil mi? Çok meşakkatli ama bu iş her zaman söylüyorum. Ya severek, tutkuyla yapılmadığı sürece yapılacak bir iş değil. Değil, çok çünkü doğru. Gerçekten zahmeti bayağı yani yorucu bir iş bir kere. Yorucu bir iş. Yüksek basınç stresin olduğu bir iş. Çok doğru. Bu severek, tutkuyla yapıldığı zaman keyfe dönüyor. Aynen öyle. Sabırlı oluyorsun, çok evet. Yakınmıyorsun, şikayet etmiyorsun. Kesinlikle. Yeter ki sevelim. Şimdi efendim yavaş yavaş artık gördüğünüz gibi siz şefim, siz dökün ben karıştırıyorum. Evet. Şimdi artık unumuzun kokusu çıktı, kahverengileşmeye başladı. Bursa'nın süt elbasında usul böyle. Böyle yedire yedire. Böylece biliyor musunuz lezzeti çok farklılaştırıyor. Bizim gibi aniden bir helvaya pat diye dökeriz ya. Süt helvasında öyle yapmıyoruz. Tabii bu sütün de şey sütü olsa aslında mandıradan aldığımız güzel bir süt olsa lezzet o yüzden Bursa'da çok farklı. Kesinlikle. Bir de Sarif ablacığım bu sütü normalde biraz kısık ateşte. Biliyorsunuz sütün içerisindeki suyu buharlaştırıp evet. Sütün aromasını daha çok ön plana çok çıkartarak iyi. Çok daha lezzetli bir hale getiriyoruz. Bunlar lezzet diyorları. Evet. Bu sütü iyice kaynatıp da o suyunu uçurmak lazım diyor. Fevkalade haklı şefim. Şimdi kavurmaya devam ediyoruz. Bu arada ben tabii çok istedim ama yapmayabiliriz de. Ben bir kere süt helvası yaparken Laz böreği vardır ya. Laz böreğinin muhallebisine ben çok severim Laz böreğini. Muhallebiyi pişirirler. Sonra içine bolca yumurta sarısı. 2, 3, 4, 5. Ben de buna bir kere yaptım. Olağanüstü lezzetli oldu. Belki yaparız. Bakalım iki tane yumurta sarısını bir kenarda bekliyoruz. Emircan şefim onları döküyor. Bu arada bir kap getirdim. Onu göstereyim ben. Sana vereyim kavurma işini. Şimdi biz bunu süt helvasının bir özelliği daha var. Biz bunu fırına vereceğiz. Süt helvası öyle yapılıyor. Şimdi şu tarafa geçiyorum. Şöyle bir taraftan kavurmaya devam ediyoruz. Çektiriyoruz. Şöyle çektire çektire çektikçe sütünü ilave etmeye devam edeceğiz. Thank you.
süt helvası fırında. Üst ızgarada üzerini kızartıyoruz. O yanık tatları seviyoruz ya, süt taç gibi sanki. Evet. Sonra da ceviz koyacağız değil mi? Evet, servise sunmadık. Sonra da ceviz. Ilık, ılık mı yiyor? Bu süt helvası normalde ılık yenilmesi tavsiye ediliyor. Tavsiye ediyoruz. Yani normal olması gereken standartı o. Ama tabii sıcak olduğu zaman bir top dondurma ile mesela biz servis ediyoruz. Çok güzel bir denge oluşuyor. Dondurma eriyor. Dondurma eriyor. Süt helvasının içine karışıyor. Aynen, onun sıcağı, onun soğuğu çok güzel bir hissiyat oluşuyor. Çok iyi oluyor. Tabii biz yemek konuşunca zeba kadar bu yemeklerden bahsediyoruz. Ne de olsa biz yemek paylaşırız tabii şefimle birlikte. Efendim şefimin efsane bir içli köftesi var. Ben çok seviyorum. Üstelik bulgurla yapmıyor, onu da biliyor. Sefer kitelle yapıyor ya da kitel de diyebiliriz ona. Bu arada dedesinden öğrenmiş ve dedesinden aldığı aile mirası bir reçete. O reçeteyle bize yapacak değil mi şefim? Evet. Harikasınız efendim. Sonra da ben içli köfteyi beceremediğim için şefimin hazırladığı o kıymalı iç harcı alacağım. Size çok kolay irmikli bir poğaça hazırlayacağım efendim. Ama şefim bir dakika yani. Tereyağı bir irmikte gözüme biraz az gözüktü. Ama yarı yolda kalmayalım. Ben hızlıca online'dan sipariş vereyim ve dakikalar içinde gelsin. Şimdi hemen siparişimizi verelim. Evet, bu işte tamam. Şimdi şefim şu çiğ köfte dedenizden... çiğ köfte mi dedim? İçli köfte. Ben yalnız çiğ köfte de istiyor canım herhalde. Sabahtan beri bu 5. çiğ köfte dediğim. Herhalde benim canım da çiğ köfte de istiyor yani. Şimdi bu içli köfte dedenizden kalan. Evet. Rahmetli dedem buna kuyruk yağı da koyardı. Cennet olsun mekanı. Çok teşekkür ederim. O kuyruk yağın lezzeti tabii bambaşka bir seviyeyi taşıyor. Ama tabii bugün yani o kuyruk yağını çok sevenler de var. Ama hani ağır gelenler de var. O yüzden biz tercihen kuyruk yağını kullanmıyoruz. Tamam. Pekala. Şimdi şu sefer kitel. Efendim bu aslında çok ince, irmikten de ince bulgurun bir en küçük hali diyebiliriz. Kepeğin bir büyüğü, bulgurun en küçüğü diyoruz biz buna. Ben Siirt'te tanışmıştım. Sefer kitel derler onlar da. Bununla yapmak çok iyi fikir değil mi? Kesinlikle. Bu incelikte olması gerekiyor. Eğer biraz daha kalın olursa içli köfteyi katlayamıyorsunuz. Ya kırılıyor. Kırılıyor. Evet, hamuru katlayamıyorsunuz. Kırılma işlemi gerçekleştiriyor. Çünkü bu reçetemizde bizim bunun içerisinde sadece un ve kitel var ve tuz var. Tamam. Yani normalde salça, çeşitli baharatlar, biz onu dışarıdan sos olarak en son ilave edeceğiz. Peki. Efendim Emircan şefimle birlikte biz içli köfte yapacağız. Ben tuz koyarken her zaman korkuyorum. Siz sevgili izleyeceğim, siz gözünüzü kapatın, ben tuz koyacağım. Ama bu kadar tuz çok değil buna yani. Değil. Değil. Onu bence hatta yarısını da alabilir diye düşünüyorum. Bence de. Tamamını hatta alabilir. Bakın hiç çok olmadı. Şimdi buna artık su mu ilave edelim? Su koyabiliriz, evet. Siz buyurun şefim. Yavaş yavaş. Sefer kitel dediğimiz, buna kitel de derler. Ben ilk kez Siirt'te tanışmıştım. Yani bulgurun en ince hali. İrmikten de daha ince. Bununla tutturmanız çok daha kolay. Evde benim var, bana Malatya'dan da geliyor. Malatya'daki daha kepekli de oluyor üstelik. Onlar orta bulgur der, ince bulgur bir şey. Onlar o kadar çok sıralamaları ya da sınıflandırmaları vardır ki Malatyalıların. Şimdi buna birazcık daha su koyuyoruz efendim. Bu içli köftenin dış hamurunun yoğrulması çok önemli. Kesinlikle. İçerisindeki gluteni dışarı çıkartmamız gerekiyor. Peki. Bu yüzden yoksa dağılma gerçekleşiyor. Peki. Başladığımız zaman. O yüzden sıkı bir hamur olması gerekiyor. Tamam. Bol yoğurmamız gerekiyor. Harikasınız. Bir Karadenizliyim biliyorsunuz. İçli köfteye bayılıyoruz. Ama tabii ki şu da var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok yapılıyor. Benim Adanalı, Gaziantepli, Urfalı, Malatyalı bir sürü arkadaşım var. Biz çocukluğumuzdan gördük bunu diyorlar. Benim annem su böreği açardı, dolma sarardı mesela, biz çok yaparız. Biz de diyor annelerimiz hep içli köfte oyardı ve biz de o gelenekle ve kültürle yetiştik. O yüzden onların eli çok yatkın. Bak nasıl toparlandı, gördün mü? Bu kitere bayılıyorum.
Çünkü çok çabuk toparlanıyor. Hemen macun kıvamına geliyor. Yani bunu oymak, açmak o kadar kolay ki. O yüzden ince bulgur değil de bu kitel dediğimiz ince bulgurun da incesini, irmiğin de incesini kullanmak lazım. Ama biz şefim buraya geldiğinde bütün hazırlıkları yaptık. Dedim ki şefim şu içli köftenin hamurunu da yoğuralım. Çünkü dinlendirmemiz lazım dedim. Kesinlikle. Şimdi efendim huzurlarınızda dinlendirdiğimiz efendim bakar mısınız? Şöyle bir hamur. Sanki börek açacakmışız gibi değil mi? O kadar enteresan içli köftenin hamuru. Bakar mısınız hazırladık biz bunu. Buzdolabında beklettik, sonra oda sıcaklığına getirdik. Bunu alayım. Meryem bunu bize bekletir. Biz kendimiz buna sarımsaklı köfte yaparız. Pelan köftesi yaparız. Bunu buraya koyalım artık. Şimdi bunu şefim nasıl yapacağımızı gösterelim. Bundan parçalar alıyoruz değil mi? Nasıl yapıyorsunuz siz? Şöyle bir suya da böyle elimizi böyle hani batıracağımız yapışmasın diye su. Batıracağımız bir... Evet ben bu arada siz bunu yoğururken... Şimdi iç harcını gösterelim. Zaten içli köfteyi bilen herkes bunu çok iyi bilir. Biz kıymayla soğanı ben bir arada atıyorum. Birlikte kavrulsunlar diye ama siz kendi usulünüzle de yapabilirsiniz. Biz zaten iç harcını bir kere bir güzel bunları da soğutmak lazım. Onları da soğuttuk, hazırladık. Şimdi size içli köfte yapıyoruz Emircan şefimle. Efendim içli köftelerimiz gördüğünüz gibi haşlamaya koyduk ama iç harcını biliyorsunuz biz çok önceden dondurduk. Yoksa olmuyor öyle dağılır yani. Bu arada size iki farklı sos yapacağız. Birine ben sarrafın sosu diyorum, portakal koyuyorum, suyu ama aslında Adana'da öğrendim. Turunç suyuyla yapılıyor. Muazzam güzel. Şefim de Antakya salçasıyla tereyağlı bir sos ama altına da tahinli yoğurtlu ayrıca bir sos koyacağız. Harika bir şey hazırlayacağız. Aa siparişim de geldi. Harika Meryem bunları yerleştirsin. Şimdi şefim içli köftelerimiz artık olmaya başladı. Şimdi iki sos hazırlıyoruz. Emircan şefim yapıyor. Ben de size portakallı bir sos. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi efendim Emircan şefim şahane içli köfte yaptı. Dedesinin tarifi, onun dedesi bir ahçıymış. Bir dede mirası tarif yaptık biz. Şimdi ben de benim gibi beceriksizler içli köfteyi beceremeyenler için benim çok sevdiğim bir Adanalı arkadaşım var. O Adanalı arkadaşım dedi ki Sarap sana da bir poğaça gösteriyorum. İrmikli içli köfte gibi oluyor dedi. Sen de onu yaparsın dedi. Efendim ben de İrmikli bir kıymalı poğaça yapacağım. Burada gördüğünüz irmik. Miktarını söyledik. Bunun üzerine şöyle bir su bardağı kadar ılık suyu gezdiriyorsunuz. Bu aslında o kadar lezzetli bir poğaça oluyor. Benim o Adanalı arkadaşım sevgili Alev Kaman bunu yağda da kızartıyor. Siz isterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Sonra bunun üzerine şöyle 125 gram kadar eritilmiş tereyağını da gezdiriyoruz. Sonra tuzumuz vardı ilave ediyoruz. Tuzsuz olmaz hiçbir şey biliyorsunuz. İşte Emircan şefim bu kadar. Bununla da bu bir poğaça hamuru gibi de oluyor. Biraz yumuşak böyle bir dokusu olacak sanırım. Değil mi? Yumuşacık olacak. Yumuşacık, evet. Şimdi ben bunu şöyle elimi yıkadım. Gördüğün gibi yumurta yok, süt yok. Sadece yağ, ılık suyla irmiği bir güzel yoğuruyorsun.
Bundan da içli köfte gibi de yapıyorlar. Yağda da kızartabilirsiniz ama ben onu poğaça şeklinde fırında yapıyorum. Şimdi bu hamuru iyice, çok yoğurmanıza bile gerek yok ama dinlenmesi lazım tabii. Bizim dinlenmiş hamurumuz buradaydı. Efendim çıkaralım. Şimdi bakın bu da dinlendirdiğim hamur. Ne kadar güzel bir hamur oldu. Şimdi bundan yine biz içli köfte birlikte yapacağız. Hı-hı. Ama ben buna şey diyorum, irmikli kıymalı poğaça da diyorum. Fırına da verebilirsiniz, kızartabilirsiniz de. Bu arada Emircan şefimin hazırladığı iç harcından şöyle bir miktar gördüğünüz gibi ayırdım ben. Biraz çaldım oradan. Şimdi Emircan şefim siz de yapabilirsiniz. Şöyle pimpon topu büyüklüğünde bir parça alıyoruz. Hamuru mutlaka dinlendirmeniz lazım. Olağanüstü lezzetli oluyor. Sonra bunu açıyoruz. Tabii ki ben içli köfte gibi oyamadığım için şöyle birazcık iç koyuyorum. Sonra bu kenarlarını içeriden yukarıya doğru topluyorum. Şöyle birleştiriyorum. İsterseniz bunu birleştirdikten sonra şöyle yuvarlak hale getirir. Sonra da yuvarlayabilirsiniz de. İşte efendim, elimizde sıvı yağ batırıyoruz. Hamuru daha kolay işletelim diye. İşte böyle poğaçalar hazırlıyoruz. Şimdi bunları biz elbette ki fırına koyuyorum. Ama siz isterseniz bu çok kolay, çok pratik, basit içli köfte hamurunu da yağda da kızartabilirsiniz. Tabii ince açmanız da lazım. Kalın oluyor çünkü birazcık. Farklı bir şekil oluyor. O şekilde yapabiliriz. Harika. Efendim böyle de bir poğaça. Devam edelim. Şimdi tekrardan birer tane daha gösterelim. Sonra ben bunları 180 dereceli fırında yaklaşık bir 30 dakika pişiriyorum. Ama üzerine de böyle birazcık yumurta sarısı süreceğim. Sonra birazcık da susam koyacağım. İstediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Ben önce şöyle yapıyorum şefim. Şöyle üste topluyorum. Sonra bunu tekrardan şöyle üstüne getiriyorum. Kapatıyorum ve yuvarlıyorum. İşte bu kadar. Efendim bu da irmikli, kıymalı irmikli poğaça. Devam ediyoruz. İftar sofrası çorbasız olmaz. Bugün bir çorba hazırlayacağız size. Ama bir tavuk suyuyla hazırlayacağız. Tavuğu haşladık. Şimdi tavuk suyunu alayım ben. Şimdi şefim bize bu çorbanın hikayesini anlatacak. Bunun adı ne diyoruz buna? Bu şipsi çorbası. Şipsi çorbası. Evet. Çerkezlerin geleneksel çorbalarındandır. İçerisinde şipsi çorbasının diğer hani tavuk çorbasından ayıran özelliklerinden birisi mısır unundan yapılır. Peki. Ve normalde bu benim babaanne tarafında Çerkez'dir, Düzce Çerkez'i. Düzce Çerkez'i. Evet, rahmetli babaannem çok güzel yapardı bu çorbayı. O baget kullanırdı. Tavuk baget kullanırdı. O tavuğun derisinin o aroması da kaynarken sıvıya karışıp çok lezzetli bir hal katardı. Tabii biz bugün misafirlerimize verdiğimizde baget kemikli değil ama ayıklanmış haliyle servis ediyoruz. Kullanacağız. Ve orijinalde normalde hodan otu diye bir ot vardır. Evet. Çerkezya'da olan bir ot ama bu şu anda İstanbul'da bulmak çok kolay olmadığı için biz kişniş kullanıyoruz. Evet. Efendim biz Çerkezler ve Abazlar zaten onlar aynı millet diyoruz. Şipsi paste derler onlar. Şips de pastet, şips mar derler. Onların çok özel bir, özel ritüel davet yemekleri vardır. O davet yemeğinde böyle şips dedikleri çorba kıvamında bir bulamaç hazırlarlar. Bir taraftan da mısır unuyla veya buğday unu olabilir veya bulgurla bir pasta yaparlar. Paste de derler ona. İşte tavuklar ayrıca haşlanır. Birazcık işte o katı olan pasteden alırlar, biraz çorba kısmından alırlar, tavuğunu alırlar ve yerler. Bu çok eski bir ritüelleri onların. Evet. Ama şefim Çerkez babaannesinden öğrenmiş olduğu size bir şipsi çorbası yapacak. Ben de çok severim bu çorbayı. Önce soğanları katıyoruz, kavuruyoruz. Efendim bu çorba orijinal
Çünkü mısır unuyla yapıyoruz. Bana göre çok orijinal. Bunu da ben evden getirdim. Öyle mi? Hafif kavrulmuş bir mısır unu. Trabzon'dan gelmişti. Ben de her zaman mısır unu olur. Ve her zaman bunu kullanırım. Yalnız bunu hep buzdolabında tutuyorum. Çünkü İstanbul'un rutubetinde evet. Bunlar her zaman için kelebekleniyor yani. Kesinlikle. Şimdi buna sarımsak ve salça da katıyor muyuz? Doğru, katıyoruz. Evet. Ben şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Tabii Abaz ve Çerkez topluluklarının acuka denilen onların şahane bir salçaları vardır. Evet. Bayılırım evet. Ben ona. Kahvaltıda tereyağıyla çok tüketirler. Güzel gider, evet. Ne tatlı. Yani deden senin bir ahçı. Baba tarafında Çerkezlik var. Çerkezlik. Böyle çeşitli kültürlerin karışımı olmuşsun evet. Yani. Ve bunu da mutfağında kullanman harika bir şey. Acuka bulsaydık acuka kullanabilirdik. Çok daha evet. Lezzetli olur. Pırpırcıkaları vardır. Sonra ben yine bir abaz düğününde, abazların bir düğününde bulunmuştum. Sızbal diye bir sosları var, bayılırım. Erik sızbalı derler. Yoğurtla karıştırırlar, yeşil soğanlarla salata yaparlar. Tabii çok farklı bir kültür evet. Ama çok özel yemekleri var. Şimdi sıraya ne geldi? Sırada mısır unumuz var. Efendim mısır unumuzu da kavuruyoruz. Bu tavuklu mısır unuyla yapılan şahane bir çorba. Tavuğumuzu haşladık. Sonra ben size şöyle bir eliniz yanmasın şefim. Tavuğu haşladık, didikledik. Biraz fazla mı didiklemişiz? Biraz fazla olur. İyi, kaşığa gelirse yere. Bolca bolca. Bizim elimiz aza gitmez. Buradaki bütün ekip akşam programından önce iftarını açıyor. O yüzden çocuklar için de biz böyle bolca hazırlık yapıyoruz. Çorbayı da çok severler. Yavaş yavaş da şöyle efendim. Evet. Bir taraftan karıştıralım. Sonra hepimizin bildiği gibi bu unlu, salçalı, soğanlı, meyaneli harcımız suyla birlikte, tavuk suyuyla birlikte kaynadıktan sonra da içine didiklemiş olduğumuz bu tavukları katacağız. Yalnız farklı bir baharatımız var değil mi? Sen kişniş de kullanacaksın. Kişniş kullanıyoruz evet. Bu tazesi o, de çok güzel taze, olur. Biz normalde taze kişniş üzerine en son garnitür olarak kullanıyoruz. Taze kişnişi. Evet, evet. Sen bunu restoranında da yapıyorsun yapıyorum, yani. Yapıyorum evet yapıyorum. Buna bayılıyorum. Sizin gibi yeni nesil şeflerin kendi köklerinden beslenmelerini, aile mirası reçetelerini restoranlarında da kullanmalarına bayılıyorum. Bence böyle Türk mutfağı daha da ileriye gidecek, ona inanıyoruz. Efendim tuzumuz, tuz katalım mı acaba? Tabii ki. Tuz çok az katacağım merak etmeyin işte bu kadar. Sonra kırmızı toz biber çok severler ve kullanırlar. Zaten Çerkez ve Abazlar kendi biberlerini kendileri çekerler. Acukalarını kendileri yapar, pırpırcıkalarını yaparlar. Çerkez tuzunu hazırlarlar, erik sızbalı yaparlar. Hepsi de olağanüstü sos benim için de. Şimdi en sonunda o kaynadıktan sonra tavuklarımızı koyacağız. Ve ondan sonra da bütün buraları toparlayacağız. Akşamın sofrasını kuracağız. Hadi bakalım sofralar kuruluyor. Bugün iftar sofralarınıza ilham verecek şahane yemekler pişirdik. Sevgili Emircan şefimle birlikte içli köfteler yaptık. İki çeşit sosla sunduk değil mi? Evet. Sonra benim gibi içli köfte beceremeyenler için irmikli kıymalı bir şahane bir poğaça hazırladık. Ama isterseniz dedik ki siz bunu yağda da kızartabilirsiniz. Biz fırına verdik. Sonra şipsi çorbası yaptık. Şahane oldu. Tavuklu, kişnişli, böyle baharatlı. Bir de Bursa'nın ünlü süt helvasını hazırladık. Bunu cevizle ya da fındıkla da süsleyebiliyoruz. Ama bunları nasıl hazırladık? Bir görelim isterseniz. Şipsi çorbası için bir tencerede tereyağı, kuru soğan, domates salçası, sarımsak, mısır ununu bir güzel kavuruyoruz. Tavuk suyunu ilave edip sürekli karıştırarak
tuz, kırmızı tatlı toz biber ve toz kişnişte katıyoruz. Bu arada haşlanmış ve didiklenmiş tavuklarımızı da içine ilave ediyoruz. Çorba piştikten sonra sıcak olarak servise sunuyoruz. İçli köfte. İçli köftenin hamuru için kitel bulguru tuz ve suyla macun kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz ve oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. İç harcı için kıyma, soğan, sıvı yağ, biber salçası, reyhan, pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve cevizi iyice kavurduktan sonra soğuması için bir kenarda bekletiyoruz. İçli köfte hamurundan mandalina kadar parçalar alıyoruz. İçini oyduktan sonra soğuyan iç harcından yerleştirip kapatıyoruz ve bir tabağa diziyoruz. Sonra bir tarafta da suyu tuzla birlikte kaynamaya bırakıyoruz. İçli köfteleri bu suda haşladıktan sonra bir tabağa alıyoruz. İki çeşit sos hazırlıyoruz. Sarrafın sosu için zeytinyağı, sarımsak, portakal suyu, nar ekşisi ve kuru naneyi kavurduktan sonra içli köftelerin bir kısmının üzerine döküyoruz. Diğer sos içinse tereyağında salçayı kavurduktan sonra kuru nane, tatlı toz biber ve su ekliyoruz. Bu sosu da yine içli köftelerin üzerine gezdirdikten sonra servise sunuyoruz. İrmikli kıymalı poğaça için irmiği ılık suyla ıslattıktan sonra eritilmiş ve ılıtılmış tereyağını gezdirip tuzunu atıyoruz ve iyice poğaça kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. Oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. İç harcı için kıyma, soğan, sıvı yağ, biber salçası, reyhan, pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve cevizi kavurduktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Hazır olan hamurdan pimpon topu kadar parçalar koparıyoruz. Elimizin içinde açtıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar iç harcını koyuyoruz, kapatıyoruz ve fırın tepsisinin üzerine diziyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı ve susamı sürdükten sonra 180 dereceli fırında 30 dakika kadar pişirip sıcak sıcak servis ediyoruz. Süt helvası için bir tavada un, tereyağı ve Hindistan cevizi tozunu kavuruyoruz. Başka bir tencereye süt ve şekeri koyduktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Kavrulan helvanın üzerine kepçe kepçe şekerli sütü ilave ederek yumuşacık bir hamur haline gelinceye kadar kavurmaya devam ediyoruz. Pişen helvanın üzerine yumurta sarılarını ve vanilyayı ekledikten sonra hızlıca karıştırıyoruz. Bir fırın kabına boşalttığımız süt helvasını 200 derece ızgarada üzeri kızarıncaya kadar pişirip ceviz içiyle süsleyerek servise sunuyoruz. Ben yeni nesil, bir de yenilikçi ama aynı zamanda köklerinden beslenen bu yeni nesil şeflerimizi çok sevdiğimi her zaman söylüyorum. Sevgili Emircan Canatar şefim bugün bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Oo, ne tatlılar. Çok tatlısınız. Geliyorsunuz. Bize eski yemeklerimizi hazırlıyorsunuz. İçli köfteler yapıyorlar. Harikasınız yani. Sağ olun, var olun. Misafirperverliğiniz için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Başımızın üstünde her zaman yeriniz var. Sağ olun. Elinize sağlık. Efendim, biz istiyoruz ki bütün Ramazan boyunca bizi izleyin. Biz neşenizin hiç azalmadığı, iftar sofralarınızın bolluk ve bereket içinde olduğu, sağlığınızın hiç eksilmediği günleriniz olsun diyoruz. Sizi çok seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a ısmarladık efendim.